Evet arkadaşlar, merhabalar, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizler için kuru bir kek yaptım. Portakallı. İçine üzüm de koydum. Şöyle çayımız da hazır. Şöyle Aladdin lambası çayımız. Nasıl Aladdin. Ondan sonra şimdi biz hemen şeyimize başlayalım, tarifimize. Evet arkadaşlar, merhabalar, selamlar, saygılar. Bugün sizler için kuru kek yapacağım. Şimdi bütün malzemeleri böyle hazırladım, tarttım. Hem bardakla tarttım hem de ölçtüm, hem de tarttım. Ama başlarım burada. Evet, şu anda başlıyorum. Unu döküyorum. Onu şimdi havuz gibi açayım ortasını. Çünkü gördüğünüz gibi bütün malzemelerim burada hazır. Ama kabartma tozunu döküyorum. Kabartma tozu neden onun üzerine döküyoruz? Çünkü kabartma tozu bir yerde topak kalırsa hamurumuz kabarmayabilir. Çünkü hepsini açılmaya edeceğim. Yoğurt. Hepsini açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Bütün malzemeyi bir şekilde daha döküyoruz. İşte bunu havuz yapıyoruz. Çok önden çok bir şey olduğu için öndemiz biraz tam basmıyor. Üzeri tutuyoruz böyle. Evet, o portakalın da suyunu sıktım. Onu da içine döküyorum. Aynı zamanda. Ya şu an hamurunu toparlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda üzümü koyuyorum. Üzümü hamura karıştırıyorum. Hamuru suyuna da toparlıyorum. Bunu labra hamurda biraz daha fazla yumuşak oluyor. Evet arkadaşlar, şu anda tepsinin altına ben böyle yağlı kağıt serdim bu şekilde tepsinin altına böyle. Şimdi ben onu, evet arkadaş, böyle yuvarlak şeklinde, şekerpare şeklinde yapıyoruz ve yuvarlıyoruz tepsimize. Evet, bu şekilde. Kuru kek. Çok güzel bir şey olacak. Bunu yapın, önce hazırlayın. Ve çocukların okuluna gidince çantasına koyun. Çok güzel olur aynı zamanda. Evet arkadaşlar, şu anda böyle yumurta sarısı ayırdım böyle. Şimdi yüzüne yumurta sarısı süreceğim böyle bir şekilde hepsine. Evet, böyle hepsine. Şeyim gözüm açık. Evet, şu anda bu şekilde. Hepsini böyle unutuyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bıçak yardımıyla bu şekilde böyle çizik atıyoruz. Daha doğrusu basıyor böyle bu şekilde, gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda böyle hepsini bu şekilde hazırladım. Çok güzel bir şekilde güzel oldu. Çok güzel oldu, görüyorsunuz. Ve şimdi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda hazır. Fırına koyuyorum böyle 180 derece fırın. Bu şimdi hazır. Evet arkadaşlar, şu anda kekim oldu. Çok güzel olmuş.
Vay 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 vay, şöyle görür müsünüz? Çok güzel olmuş geldi. Harbiden şahane olmuş. Gördüğünüz gibi bunu mutlaka denemelisiniz. Lütfen videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizlere şimdiden afiyet olsun. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar. Böyle bu Çinlilerde bir çay doldurdukları zaman çayı, öbürünki çayı dolu da olsa öbürünü de böyle cazibe şeyinde böyle biraz daha koyuyorlar böyle bir şekilde. Çayımız da hazır, kahvaltı da hazır. Bunu yapın, çok güzel, muazzam bir şey olmuş. Şöyle de çok görüyorsunuz. 2-3 tane yedim hatta. Beğenmeyince de, tadına bakmayınca size sunmadım. Evet, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bize lütfen bu özellikle videoları beğenin. Kendinize iyi bakın, video videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar. Böyle bu Çinlilerde bir çay doldurdukları zaman çayı, öbürünki çayı dolu da olsa öbürünü de böyle cazibe şeyinde böyle biraz daha koyuyorlar böyle bir şekilde. Çayımız da hazır, kahvaltı da hazır. Bunu yapın, çok güzel, muazzam bir şey olmuş. Şöyle de çok görüyorsunuz. 2-3 tane yedim hatta. Beğenmeyince de, tadına bakmayınca size sunmadım. Evet, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bize lütfen bu özellikle videoları beğenin. Kendinize iyi bakın, video videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.